Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, bebeğim örgülerim örgü kanalıma hoş geldiniz. Bonbon modeliyle birçok örgüler ördük ve ee, bonbon modeliyle oluşan bir patik çalışması da benden istediniz. Ben de sizler için bugün bu güzel çalışmayı anlatacağım. Hem kız hem erkek bebeklerde kullanabileceğiniz çok güzel bir patik çalışması oldu. Ördüğümüz örgüler 1 yaş içinde patiğimizde 1-2 yaşa kadar kullanılabilecek büyüklükte gördüğünüz gibi oldukça tabanı esnek. Taban çalışmasından başlayacağız. Sonra şu kenardaki bu kıvırma çalışmasını yapacağız. Ardından bonbon şekeri örgü modeliyle birlikte patiğimizi öreceğiz şu muaz kısmında bir kesme çalışması uyguladıktan sonra lastik örgülerle birlikte tekli lastik örgüyle örgümüzü bitireceğiz küçük bir dikiş çalışmasıyla şu arkadan başlayacağız ve komple tabanımızı dikerek patiğimizi bitireceğiz bağcığımızla birlikte de süsleyeceğiz hem kız hem erkek bebekler için kullanılabilecek bir patik modeli fakat kız bebeklere özelde yine Bonbon şekeri örgü modeliyle bir patik çalışması sizlere anlatmayı planlıyorum. Arkadaşlar, e, hırkamızda kullandığımız ipin aynısını kullanıyoruz. İpimiz Nako Elite Baby 250 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında anti peeling özelliği olan güzel bir bebek ipi. Renk numaramız da 10119. Evet, şimdi patiğimizi örmeye başlayalım. Çok kolay ilerleyecek, çok keyifle öreceğiniz bir patik modeli olacak. Şişimize 33 ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. Şiş numaramız 3,5 ya da 4 numara el örgünüzün sıklığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. 33 ilmek şişime attım ve 1 Sıra boyunca şimdi haroşa örgü örüyorum. Tabanımız haroşa örgülerden ibaret olacak. Önce var olan 33 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örelim. 33 ilmeğimin tamamını haroşa örgü olarak bir sıra ördüm. Şimdi artırma çalışmalarımız var. Başta, sonda ve tam ortada artırma çalışması yapacağız. Biz birlikte bu şekilde çok taban çalışması yaptık. Fakat videomu ilk kez izleyen arkadaşlar için yine ayrıntılı şekilde anlatacağım. İlk ilmeğimi boş alıyorum ve bir gizli artırma yapıyorum. Ardından 15 ilmek haroşa örgü örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmek ördükten sonra bir gizli artırma yapıp bir ilmek haroşa örüyorum. Tekrar bir gizli artırma yaparak 15 ilmek haroşa daha örmeye başlıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Sıra sonunda tek bir ilmeğim kaldı. Bu son ilmeğimden hemen önce bir artırma daha yapıp son ilmeğimi örerek ilk artırma çalışmamı tamamlıyorum. Arka sırada var olan ilmeklerimin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum. Artırma yaptığımız ilmeklerimiz de dahil. 33 ilmekle örgümüze başlamıştık. 4 tane artırma yaptık. Ve bizim şu anda şişimizde 37 ilmeğimiz oldu. 37 ilmeğimizin tamamını haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Çok kısa zamanda öreceğiz. Çok keyifle örebileceğiniz bir model. Hiç örgü örmeyi bilmeyen arkadaşlarım beni izliyorsanız mutlaka siz de deneyin. Evet, ilk sıra artırmamızı yaptık. Şimdi ikinci kez artırma yapacağız. İlk artırmamızda şu ilk ilmeğimizi boş almıştık ve hemen artırmaya başlamıştık. Şimdi ilk ilmeğimizi boş alıyoruz hemen yanındaki ilmeği haroşa örgü olarak örüyoruz. Yani 2 ilmekten sonra bir artırma yapıyorum ve 15 ilmek örüyorum haroşa örgü olarak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bu 15 sayısını hiç unutmuyoruz arkadaşlar 15'ten sonra artırma yapacağız aradaki ilmeklerimizi öreceğiz tekrar artırma yapacağız ve yine 15 ilmek örüp yine artırma yapacağız hep 15'ler sabit kalacak şu ilk artırma yaptığımız ilmeğimiz şuraya bir işaretleyici takarsak karıştırmayız bunun sağında ve solunda bir artırma yapmıştık ve burada şimdi 3 ilmeğimiz oldu 3 ilmek kalınca Hemen bir gizli artırma yapıyoruz ve bu üç ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. Ardından bir gizli artırma daha yapıp 15 ilmek haroşa örgü olarak örgümüze devam ediyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kaldı. Bir önceki artırmada bir ilmeğimiz vardı. Onu ördük. Şimdi 2 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmek kalınca hemen bir gizli artırma yapıp son 2 ilmeğimizi de haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu sırada da 4 artırma yaptık. 37 ilmeğimiz vardı. 4 tane artırma çalışmamızla şimdi 41 ilmeğimiz oldu. Arka sırada var olan 41 ilmeğimizin tamamını artırma ilmeklerimizde dahil sadece haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Evet 41 ilmeğimi ördüm. Tekrar ön sıradayım. Yine artırma yapacağız. Bu kez ilk 3 ilmeğimizi ördükten sonra artırmayı yapıyoruz. 3 ilmek ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Ardından 15 ilmek haroşa örgü örüyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 ilmek ördükten sonra hemen bir gizli artırma yapıyorum. Bu kez orta kısmımızda 5 ilmeğimiz kalmış oluyor. Şu bizim orta ilmeğimiz 1 2 3 4 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ardından bir gizli artırma çalışması yaptım ve 15 ilmek haroşa örgü olarak tekrar örmeye başladım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Tekrar bir gizli artırma yapıp bu 3 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka sıradayız. Arka sırada yine var olan ilmeklerimin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum. Arka sırada ilmeklerimin tamamını haroşa örgü olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Artık şişimde 45 ilmeğim oldu. Şimdi dördüncü kez artırma çalışması yapacağız. Bu kez 1, 2, 3, 4 ilmek ördükten sonra bir gizli artırma yapıp 15 ilmek örmeye başlıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bir gizli artırma yapıyorum bu kez arada 7 ilmeğim oldu 7 ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 ilmekten sonra bir gizli artırma yapıyorum ve 15 ilmek daha haroşa örgü örüyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Bir gizli artırma yapıp son 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şişimde 49 ilmeğim oldu. Şimdi arka sırada 49 ilmeğimin Tamamını haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. 49 ilmeğimi haroşa örgü olarak arka sırada ördüm, tamamladım. Şimdi beşinci ve son kez bir artırma çalışması yapacağız ve taban çalışmamızı bitireceğiz. İlk 5 ilmeğimi örüyorum. 4 5 Ardından bir gizli artırma yapıyorum ve 15 ilmek haroşa örgümü örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir gizli artırma yapıyorum. Bu kez arada 9 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmek haroşadan sonra bir gizli artış yapıyorum. 15 ilmek daha haroşa örgü örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. Hemen bir gizli artırma yapıp 5 ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Artırma çalışmalarımız bitti. Şişimizde 53 ilmeğimiz oldu. Şimdi arka sırada var olan 53 ilmeğin tamamını haroşa örgü olarak örüyoruz ve taban çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Evet artık şu ayracımızı çıkarabiliriz. Şimdi şu kenardaki kabartmalı çalışmamıza başlayacağız. Düz örgü öreceğiz. Bir sıra düz örgümüzü örelim. düz sıramızı örerek tamamladık. Şimdi örgümüzün arka kısmında var olan 53 ilmeğin tamamını ters örgü olarak örüyoruz. Ters sıramı da tamamladım. Gördüğünüz gibi iki sıra düz örgü örmüş oldum. Önde iki sırada ters örgü örmüş oldum arkada. Şimdi bir sıra daha düz örgü öreceğiz. Ön kısımda arkada da bir sıra ters örgü öreceğiz. Toplamda 4 sıra örgümüzü örmüş olacağız. 3. sıramızı şu an örüyoruz. 3. sıramızı düz örgü olarak örüp tamamladık. Şimdi arkada dördüncü sıramızı ters örgü olarak örüp tamamlayalım. 4. ve son sıramızı ters örgülerle ördük ve tamamladık. Arkada 4 sıra ters Önde 4 sıra düz örgü elde etmiş olduk. Şimdi şu girintili çıkıntılı çalışmayı yapabilmemiz için bir dolayıp bir kesme olarak örgümüze devam edeceğiz. Onun çalışmasına başlıyoruz. İlk ilmeğimi boşalıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Bir kez şişime ipimi doluyorum. Ve sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum tekrar doluyorum ve yine sıradaki iki ilmeği birlikte örüyorum doluyorum iki ilmeği birlikte örüyorum doluyorum iki ilmeği birlikte örüyorum bu sırayı hep bu şekilde dolayıp iki ilmeği birlikte keserek örelim Son 3 ilmeğim kaldı. Doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Son ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Arka sırada var olan ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Doladığım ilmekler ve birlikte ördüğüm ilmekler bir örüp bir dolama yaptığımız için bizim ilmek sayımız değişmedi. Yine şişimizde 53 ilmeğimiz var. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, bu görüntüyü elde etmiş olduk. Şimdi bir sıra düz, bir sıra ters olacak şekilde var olan 53 ilmeğimizi örelim. Örgümüzün düz kısmında düz örgü olarak ters kısmında da ters örgü olarak 53 ilmeğimizi örüyoruz. Evet düz sıramı tamamladım. Şimdi geriye dönüyorum. Arka kısımda var olan ilmeklerin tamamını tekrar ters örgü olarak örmeye başladım. Bütün sırayı ters örgü olarak örüp tamamlayalım. Evet ters sıramı da örerek örgümü tamamladım. Arkadaşlar şu şekilde katlandığında gördüğünüz gibi bu görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Şimdi örgümüzün düz tarafını örerken tam buradan ikiye katlayacağız ve şu başlangıçtaki ters ilmeklerimizle birlikte örgümüzü birleştireceğiz geleceğiz şuradan bir ilmek alacağız hemen göstereyim Hatta biraz yakın çalışalım Şuradaki ilmekle şuradaki ilmeği ilk başlangıç ilmeğimizi alarak örgümüze başlayalım. Bunu alalım, şişimize takalım. Ve iki ilmeği bu şekilde birlikte örerek birleştirelim. Yine gelelim. Hemen yanındaki ilmeğin içerisine girelim. ve bu iki ilmeği bir dakika bu ilmekle hemen aşağıya iniyorum aynı hizadaki ilmekle birlikte örüyorum alıyorum şişime ve örüyorum birleşmeye başladı yine alıyorum şişime geliyorum Sıradaki ilmek hemen şuradaki ilmek. Bunları sol şişime alarak örüyorum. Aynı şekilde geliyorum. Sıradaki ilmek şu ilmek. Hep aynı hizada arkadaşlar. İlmekleri alıyoruz. Ve birlikte örüyoruz. Tekrar gösteriyorum. Geliyorum. Sıradaki ilmek bu ilmek sol şişimi alıp sağ şişimle örüyorum bu şekilde bizim ilmeklerimiz birleşerek şu kenar görüntüsünü elde etmiş oluyoruz son bir kez daha göstereyim ardından birleştirme çalışmalarını bitirelim ve sonra devam edelim Evet bu şekilde hem altta aynı hizayı takip edecek şekilde öreceğiz yine şişimizde 53 ilmeğimiz olacak değişen hiçbir şey yok sadece şuradaki ilmekle aşağıda ters örgüye başladığımız ilmeği birlikte örüyoruz arkadaşlar bu kadar basit 2 ilmeği örüyoruz ve birleştiriyoruz şimdi bu şekilde bütün ilmeklerimizi birleştirip devam edelim Evet, son ilmeğimi de aşağıdaki başlangıç ilmeğimle birlikte örüyorum ve birleştirme işlemini tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi hep aynı hizada çok düzgün bir şekilde birleştirmemizi yaptık. Arkadaşlar şimdi <laughs> bonbon şekeri modeline başlayacağız. Şu bizim ilk birleştirme yaptığımız sıra birinci sıramız oldu. Arka sırada var olan ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak örüyoruz. Ve bizim ikinci sıramız olmuş oluyor. Toplamda 6 sıra örgümüzü örüyoruz. Önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde ve ardından bonbon şekeri modeli çalışmamıza başlayacağız. Bu benim ikinci sıram. 4 sıra daha örgümü öreceğim. 2 sıra düz, 2 sıra ters olacak şekilde 6 sıraya tamamlayacağım. Sonra bonbon şekeri modelinin uygulamasına başlayacağız. Şimdi 6 sıra olana kadar örgülerimizi örelim. Evet örgümün 6. sırasını ters örgülerle örüp tamamladım. Gördüğünüz gibi ön kısımda 6 sıradan oluşan düz örgü çalışmamız oldu. Şimdi bonbon şekeri model çalışmasına başlıyoruz. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Yanındaki ilmeğimi düz örgü örüyorum. Yani iki ilmek ördükten sonra üçüncü ilmeği şişten çıkarıyorum. Ve dört kez söküyorum. İlmeğin içine batıyorum. Söktüğüm dört ilmek de şişimin üzerinde olacak şekilde örüyorum. Ardından yanındaki bir 2, 3 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 4. Ilmeği 1, 2, 3, 4 kez söküp ilmeğin içerisine batıyorum. Söktüğüm 4 ilmek e, iplerim de şişimin üzerinde olacak şekilde örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 ilmek örüyorum. 4. Ilmeği 4 kez sökerek örüyorum 1 2 3 ilmek örüyorum dördüncü ilmeği dört kez sökerek örüyorum bütün sırayı bu şekilde çalışalım ardından yine birlikte devam edelim Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Sıra sonundaki 3. ilmeğimi 4 kez söktüm. Bonbon şekeri çalışmamı yaptım ve sıra sonundaki 2 ilmeğimi düz örgü örerek sıramı tamamladım. Evet ilk kurulumu tamamladık. Ee, aynı zamanda ikinci sıra bonbon çalışmasının ilk düz sırasını örmüş olduk. Şimdi arka kısımda var olan ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak örüyoruz. Bizim ikinci sıramız olmuş oluyor. Yine 6 sıraya tamamlayalım. Ardından ikinci kez bonbon çalışmasına birlikte devam edelim. Altıncı sıramı ters örgülerle örüp tamamladım. Şöyle ilk bonbon çalışması yaptığımız ilmeğimizden sayarsak biraz böyle irice duran bir ilmek 1 2 3 4 5 6 sıra boyunca önde düz arkada ters olacak şekilde örgümüzü örtük şimdi ikinci kez bonbon şekeri çalışması yapacağız 1 2 3 4 ilmek ördükten sonra bakıyoruz 2 bonbon şekeri arasında 1 2 3 ilmeğimiz var. Bunun ikinci ilmeğimiz bizim kuruluma başlayacak olduğumuz ilmeğimiz. Bunu 1 2 3 4 kez söküyoruz ve ilmeğin içerisine batıyoruz. Söktüğümüz ipler de şişimizin üzerinde olacak şekilde düz örgü örüyoruz. Ardından 1 2 3 ilmek örüyoruz. Tekrar kontrol edelim. 2 bonbon arasındaki 3 ilmeğin tam ortasındakine, yani ikinci ilmeğe denk gelmesi lazım. Evet, kurulumumuz doğru. Bu şekilde bonbon çalışmamızı örüyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. 4. ilmeğimizi 4 kez söküyoruz ve örüyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. Ardından 4. ilmeği 4 kez söküp örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde örelim. Son bonbon çalışmamdan sonra şişimde 4 ilmeğim var. Bu 4 ilmeğimi de düz örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet iki kez bonbon çalışması uyguladık. Şimdi arka sırada ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak örüyoruz. Şişimizde 53 ilmeğimiz var. 53 ilmeğin tamamını ters örgü olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka sırayı ters örgülerle ördüm ve bitirdim. Evet arkadaşlar bu kadar kolay. Şimdi bir kesme çalışması yapacağız. Lastik örgümüzü öreceğiz ve patiğimizi bitireceğiz. Ee, çok kolay bir patik olduğunu sizlere söylemiştim. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarımın da çok rahat örebileceği bir patik modeli. Arkadaşlar halen kanalıma abone değilseniz abonelikler ücretsizdir biliyorsunuz lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin bu benim için çok önemli kanalımın büyümesi adına e, beni mutlu edebilmeniz adına beğeni yorum ve aboneliklerinizi lütfen eksik etmeyin şimdi üst kısımdaki kesme çalışmasına başlayalım. Şişimizde toplamda 53 ilmeğimiz vardı. Arkadaşlar şimdi sağda ve solda 12 ilmeğimizi ayıracağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hemen ayracımı takıyorum. Tekrar kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sağda 12 ilmek solda olacak şekilde. 2 4 6 8 10 12. Hemen buraya da ayracımı takıyorum. Şimdi arada olan ilmeklerimizi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29. 12 12 24 29 daha 53 ilmeğimiz var. Şimdi var olan 12 ilmeğimizi düz örgü olarak örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ayracımı çıkarıyorum. Bundan sonra 3 3 kesme işlemi yaparak diğer ayracımın olduğu yere kadar örgümü öreceğim. 1 2 3 ilmek birlikte düz örgü olarak örüyorum. Sıradaki 3 ilmeği yine 1-2-3 ilmeği yine birlikte örüyorum. Ve sıradaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Ta ki ayracımın olduğu yere kadar. Yani 12 ilmeğim kalana kadar bu şekilde bütün ilmeklerimi 3'er 3'er örerek patiğimizin Burun kısmındaki ilmeklerin sayısını azaltarak patiğimize şekil veriyoruz. Amaç bu. 3 ilmeği birlikte örüyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Ayracımdan önce 2 ilmeğim kalıyor. Bu 2 ilmeği de birlikte örerek kesim işlemini bitiriyorum. Ayraçtan sonra 2 4 6 8 10 12 ilmeğim var. Bu 12 ilmeği de düz örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bu kadar basit. Evet, eksiltme işlemimiz de bitti. Şu burun kısmını bu şekilde toplamış olduk. Şu patik e, görüntüsünü verebilmek için. Şimdi arkadaşlar arka sırada lastik çalışmasına başlıyoruz. Hırkamızdaki kol ve etek ucunda olan çalışmanın aynısını patiğimize uyguluyoruz. İlk ilmeğimi boş alıyorum, ikinci ilmeğimi ters, sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde var olan bütün ilmekleri lastik örgü olarak örüyorum. Tekli lastik örgü çalışması yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet, sıramı tamamladım. Ön sıraya döndüm. Şişimde 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 ilmeğim kaldı. Artık örgüme 34 ilmekle devam edeceğim ve sadece Tekli lastik öreceğim. Ön kısımda tersin üzerine ters, düzün üzerine düz örgü olarak örgümü örmeye devam ediyorum. Sadece 34 ilmeğimle birlikte tekli lastik çalışması yapacağım. Düz ilmeklerin üzerine düz, ters ilmeklerin üzerine ters örgü öreceğim ve bunu toplamda 18 sıra olana kadar yapacağım arkadaşlar şimdi lastik çalışmamızı 18 sıraya tamamlayalım ardından örerek kesme tekniği ile birlikte kesim çalışmamızı yapalım sonra dikme işlemine yine birlikte devam edelim Patiğimin lastik çalışmasını toplamda 18 sıra olacak şekilde ördüm. Şu ters örgülerimizi saydığımızda 18 sırayı saymış oluyoruz. Ve şimdi örerek kesme tekniği ile birlikte patiğimizi keserek örgü çalışmamızı bitiriyoruz. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Sıradaki ilmeğim ters örgü olduğu için ters olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğim düz örgü olduğu için düz örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Ters örüp üzerinden geçiriyorum. Sıradaki düz düz örüp üzerinden geçiriyorum esnek bir kesim çalışması olmasına arkadaşlar dikkat edin ipinizi çok sıkmayın bu şekilde bütün ilmeklerimizi örerek keselim ardından dikiş çalışmasına devam edeceğiz tersi ters örüyorum ilmeği üzerinden geçiriyorum düzü düz örüyorum ilmeği üzerinden geçiriyorum ve gördüğünüz gibi oldukça esnek ve düzgün bir kesim çalışması yapmış oluyorum şimdi bütün ilmeklerimizi keselim Evet bütün ilmeklerimi örerek kestim şu son ilmeğimi bir kez daha örüyorum ve ipimi şöyle 50 santim kadar uzun bırakarak kesiyorum Örgümü bitiriyorum. Bu şekilde patik çalışmamız tamamlanmış oluyor. Şimdi iğnemizle birlikte patiğimizi dikmeye başlayabiliriz. Evet, ipimi iğneme geçirdim ve patiğimi düz taraftan gördüğünüz gibi ikiye katladım. Şu iki tarafın ucunu önce birleştiriyorum. Ardından karşılıklı ilmeklerin arasından geçerek dikme çalışmama başlıyorum. Bir bir kenardan, bir bir kenardan bu şekilde örgümü birleştiriyorum. karşılıklı ilmek aralarına hiza alarak bu çalışmayı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça düzgün bir dikiş çalışması elde etmiş oluyoruz. Şimdi tabana kadar bu şekilde birleştirmelerimizi yapalım. Taban kısmını yine birlikte birleştirmeye devam edelim. Evet tabana kadar birleştirme çalışmamı yaptım. Şimdi tabanda da karşılıklı haroşa ilmeklerimin arasından girerek dikiş işlemime devam ediyorum. Bir sağdan bir soldan batıyorum ve dikiyorum. şu başlangıç ve tabanımdaki bitiş kısmını da birleştirdikten sonra şu başlangıç ipimi birkaç kez örgümün arasında şöyle dikişimle birlikte gizleyerek yürütüyorum yine karşılıklı ilmek aralarından batarak dikme çalışmama devam ediyorum birkaç kez yürüttükten sonra şu fazla olan ipimi keserek temizliyorum ve ardından tabanın tamamını bu şekilde iğnemle birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi tabanda da çok düzgün bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Küçük tekniklerle örgülerinizi çok daha düzgün hale getirebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden her videomda özellikle bu teknikleri sizlerle paylaşıyorum. Evet son ilmeklerimi de karşılıklı birleştirdim. Ve iğnemi patiğimin iç kısmına gönderdim. Gördüğünüz gibi patiğin içinde de çok düzgün bir hat elde etmiş olduk. Son olarak düğümleyerek sabitliyoruz. Ve örgümüzün içerisinde şöyle bir kaç kez yürüttükten sonra yine fazla olan ipimizi keserek örgümüzü bitiriyoruz. Arkadaşlar patik çalışmamız bitti. Şimdi kalıbımıza giydirerek son halimizi görelim. Bir bağcık çalışması uyguladım. Patiğini bağcıkla kullanmak isteyen arkadaşlar olursa bağcık çalışması da yapabilirler. Hem kız hem erkek bebekler için gördüğünüz gibi çok düzgün bir patik çalışması oldu. Şimdi bağcık çalışmasını da kısaca size göstereyim. Örgü ipimizle şu 3 metre civarında ipimizi iki kat olacak şekilde katlıyoruz ve kesiyoruz. Ardından her iki Uçtan da şu şekilde buruyoruz arkadaşlar. Önce bir tarafı iyice buruyoruz. Ardından aynı şekilde diğer tarafı buruyoruz. Bir bir taraftan, bir diğer taraftan bütün ipi bu şekilde önce buralım. Her iki ucu burdum. Şimdi iki ucu bir araya getirdim. Tam burgu olan kısmı böyle ortaladım ve bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde şekil vererek çalışmamı tamamlamış oldum hemen bir düğüm atarak sabitliyorum. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir bağcık çalışması yapmış olduk. Patiğimizin üzerine de tığ yardımıyla geçiriyoruz. Tam patiğin ön orta kısmı bizim başlangıç yerimiz. Buradan tığımızın yardımıyla giriyoruz. Ben bu şekilde yürütüyorum. Çok kolay oluyor. Şöyle başlıyorum. Belirgin aralıklarla birlikte bu şekilde patiğimin iç kısmından geçiriyorum. Hep aynı aralıklarla yapmaya dikkat edin arkadaşlar. Şu ön kısma yaklaştığımızda bu taraftan çalışmaya başlıyorum. Bu şekilde daha kolay ayarlanıyor. Ve bağcığımı da patiğime geçirmiş oldum. Evet, düğüm atıyorum. Ve fiyonk çalışmamı yapıyorum. şekilde çalıştıktan sonra hemen şu uca bir düğüm atıyorum. Şöyle tekrar yapalım. Evet, şimdi patiğimizden iki patiğimizin de aynı uzunlukta bağcık çalışmasını ayarlayalım. Şöyle gayet uygun. Hemen kesiyorum. Bunu da aynı uzunlukta. Şöyle kontrol ediyorum. Evet bu da aynı uzunlukta. Bunu da keserek patik çalışmamın bağcığını da tamamlamış oluyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir çalışma daha tamamlamış olduk. Evet, şöyle bakalım. Çok güzel tabanıyla üstteki Bonbon çalışmasıyla çok düzgün bir çalışma olmuş oldu. Şöyle hırkamızı da alalım. Hırkamıza takım olabilecek şekilde yine güzel bir çalışma yapmış olduk. Evet arkadaşlar, şayet bu anlatımı da beğendiyseniz e, yorumlarınızı sizden bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Halen kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa abonelikler ücretsizdir. E, lütfen e, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin şayet kanalıma abone olup zil işareti olan bildirim kısmını tıklarsanız benim her paylaştığım video paylaştığım an itibariyle bildirim olarak size iletilecektir e, dediğim gibi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videomda çok güzel bir sadece kızlara özel bir bonbon şekeri modeli olan bir patik anlatımı yapacağım o videomda görüşebilmek üzere sağlık sıhhat esenlikler diliyorum hoşçakalın